Bu hiç yok. Şimdi medyamızda şöyle bir şey ilk defa AKP döneminde oldu. Ya şimdi medyadan da bahsetmek, kamuoyu görevi yaptıkları için hem TRT'nin zorunludur, yasal zorunluluğu var. Yani Tayyip Erdoğan'dan 5 bahsediyorsan bir de Kılıçdaroğlu'ndan ya da MHP'den bahsedeceksin. Şimdi hiç bahsetmiyorlar ama hiç. Minnacık bir cümle girmiş, onu bile başbakanın emriyle ya da falan. Ve sizin dediğiniz gibi de anketler yapılıyor, anketlerle algılar oynanıyor. Bunlardan kurtuluş yok. Bunlardan kurtulmanın yolu Türkiye bağımsız ya da bağımsıza yakın patronaj yapısından uzak. Bir bana baksınlar. Ya ben ya ayıptır söylemesi. Ya bunları söylemek zorundayım, kusura bakmayın. Tabii ki. Tabii ki. Yani Sözcü Gazetesi dahi bana şey koyuyor. Bir Yalçın Bayar gibi herkesin sevdiği insanlar dahi bize ambargo koyuyorlar, sansür koyuyorlar. Niçin sansür ve ambargo koyuyorlar? Demek ki Türkiye her lafı işitmeye, her lafı söyleyen insanlar Türkiye'de yani iyi görünmeye çalışan yerlerde dahi hazır değil. Yarın 3 yıl sonra bunlar biraz iktidarlar değiştikten sonra yine aynı şey olacak. Yine aynı şey olacak. O yüzden bağımsız, bağımsıza yakın hiç değilse ortaya oynayan basın yok. Patronaj. İş adamları alıyorlar o soda fabrikalarını, işte termik santralleri, gazları, madenleri ve hükümetlere peşkeş çekiyorlar. Sabaha kadar da sizi oyalıyorlar. Bu da bitmedi, bitmeyecek yani. Türkiye'nin demek böyle bir gücü yok. Basın güç istiyor, para istiyor, burjuvazi gücü istiyor. Şu an öyle bir burcu olacak ki kimseden korkmayacak. Gelin çocuklar, gelin sanatçılar, gelin yazarlar, buyurun çıkartın. Arada bana da dokundurabilirsiniz az da olsa diyecek bir burjuvası olmadı. Üstelik bu burjuvayı Koç ve Sabancı'yı 24'ten beri destekliyorum. 24'ten beri Adana'da Çıklık Fabrikası Ermenilerden kalma veren Celal Bayar'dır. 40 yılında bu varlık vergisi döneminde de yine onu varlık vergisine karşı bankadan kredi alıp ver diye devlet yardımcı olmuştur. Bütün sübvansiyeler, krediler, teşvikler, ikame sanayi hepsinde destek olmuştur devlet. Buna rağmen bu insanlar Türkiye'de bağımsız da geçtim, bağımsıza yakın bir medya oluşumuna girişemediler. Bakın Türkiye emekli öğretmenlerin maaşından 10 lira yardım alarak, destek alarak ulusal ya da buna benzer medyalardan ne olup bittiğini izliyor. Burada hani Türkiye'nin bir görüntüsü var. Fotoğrafa baktığın zaman koskoca 780 bin kilometre yer kaplıyor. Ya da Boğaz'dan görüntüler var. Gökdelenler. Yok o gökdelenler. Yalan. Gerçek bu. Konuşacak yerin yok. Yalan, yanlış. En yakın bildiğin, en dost bildiğin yerleri bile tam anlayamıyorsun. Sana sansür koyuluyor. En iyi bildiğin insanlar bile sana sansür koyuyor. Bilemiyorsun. Böyle karma karışık şeyler. Allah bu milleti bu patronaj yapısından nasıl kurtaracak? Tabii akademinin gücüyle de, sanatçıların bir araya gelmesiyle de, bizlerin de yan yana durmasıyla da bu patronaj yapıyı zorlayabiliriz. Bunu zangırdatabiliriz. Böyle alternatiflerimiz de var. Neyse.